Arkadaşlar merhabalar. Sesimi alabiliyor musunuz? Tamam, çok güzel. Hoş geldiniz tekrar. Dersten önce başlamadan önce sormak istedikleriniz var mı? Ben birkaç duyuruyla başlayacağım. Size faydalı olacağını düşündüğümüz bazı şeyler var. Onları hatırlatacağım size. Daha sonra tekrar dersimize başlayabiliriz. Şimdi ben kendi hazırladığım süreçle alakalı bilgi vereyim size. Bu online kitaplara, kütüphanenin kullanımıyla alakalı bazı sorular vardı. İşte bu kaynakları nasıl kullanabiliriz? Üniversitenin kaynaklarına kitapları nasıl indirebiliriz? Rosetta'nın kullanımıyla alakalı. Çok fazla arkadaşlar WhatsApp'tan yazmış, e-posta gönderenler var. Ben bunlarla alakalı kısa kısa videolar çektim. YouTube kanalına yükledim. YouTube kanalından bunlarla alakalı linkleri, videoları izleyebilirsiniz. Burada işte kütüphane nedir, nasıl kullanılır, kitapları nasıl indiririz, ücretli, ücretsiz versiyonlarını. Sonra yabancı dil kullanım vardı, Rosetta Stone yazılım vardı hatırlarsanız. Onu video çektim, bir tane kısa video. Daha sonra üniversitemizin Udemy'ye benzer eş platformu var, bir tane kurs eğitim platformu var. Onun nasıl kullanılacağıyla alakalı bir video ekledim. Daha sonra yine kütüphane üstünden Türkçe ya da İngilizce kaynakları nasıl kullanırız? Türkçe kitapları ya da İngilizce kitapları nasıl indirip kullanabiliriz? Onlarla alakalı doküman gönderdim. Onları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir duyuru. Bizim üniversitemizde yine aynı şekilde benim anlattığım tarzlarla alakalı bir eğitim planlamış. Bu eğitimde de kütüphanenin kullanımı, kampüs dışı erişimler vesaire şeklinde nasıl olacak diye, nasıl yapabilirsiniz diye bir eğitim planlamışlar. Ben şimdi ekran paylaşımı yapıyorum size. Bunlarla alakalı bir bakayım, bir öğrencilere mi gönderilmiş bu? Tamam, uzaktan alan eğitim öğrencilerimizeymiş, doğru. Şöyle bir eğitim düzenlenmiş. Kampüs dışı erişim, Türkçe veri kaynaklarına ulaşım, e-kitapların indirilmesi. Bunları bilmiyorum, sizin haberiniz oldu mu? Bir tane eğitim geçmiş. Kampüs dışı eğitimle alakalı. Diğeri yarın var. Rosetta Stone'la alakalı bir eğitim düzenlenecekmiş ayın 4'ünde. Daha sonra yine kampüs dışı erişim var ki birinci eğitimle dördüncü eğitim aynı birebir. Daha sonra literatür tarama ve Mendeley ile alakalı kaynaklar var. Bunlar yüksek lisans seviyesi genellikle ama belki faydalanabilirsiniz. Hepsinin linkleri aynı arkadaşlar. Tabi ekran görüntüsünü alıp kullanabilirsiniz. Ben de duyuru kısmına bunu notum alayım ben. Duyuru kısmına size duyuru olarak göndereyim bu dosyayı. Tamamdır. Şimdi bununla alakalı ya da dersle alakalı sorularınız varsa alabiliriz. Yoksa kaldığımız yerden, geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden başlayalım tekrar. Proje konusunu seçenler bende görünüyor. Ama şöyle yapıyoruz onu da. Ne seçtiyseniz direkt konunuza çalışmaya başlayabilirsiniz. Olur da proje konusu değiştirmek istiyorsanız değiştirme ile alakalı, nasıl değiştirim yapılacağı ile alakalı orada duyuru eklemiştim, madde eklemiştim. Oradaki maddeye göre işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci durumumuz bu. Şimdi rica ediyorum. Demiş mesela benim seçtiğimde 3 farklı bölüm vardı. Üçünü de araştıracağım, değil mi hocam demiş. Abdullah, hangi konuyu seçtin ki 3 tane farklı konu vardı? Yani genellikle herkese verdiğim konu birer tane.
Ya da birer tane madde seçebiliyorsunuz zaten. Daha fazla seçmenize izin vermiyor. Yapay zeka derin öğrenme. Şöyle yapay zeka derin öğrenme yapay zekanın içerisinde bir konu zaten. Sen kısa bir yapay zekayı tanıtırsın. Daha sonra da derin öğrenmeye girer. Onu anlatırsın. Yani A'dan Z'ye hepsini anlatman birazcık zahmetli olabilir. Ama olur da anlatmak istiyorsan anlatabilirsin. Sıkıntı yok. Hem öğrenmiş olursun. Yapay zeka ile alakalı benim eğitim videolarım var yine YouTube kanalımda. Oradan da bir temel oluşturması adına bakabilirsiniz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu hafta elektrik elektronik mühendisliği ile alakalı temel kavramlardan olan akım, gerilim, desibel, devre analizinin bazı konuları var. Bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle neler işleyeceğimize bir bakalım. Elektrik mühendisliği ile alakalı bir genel giriş yapacağım tekrar. Elektrik mühendisliğinin farklı açıdan bir bakışı. Uluslararası birim sistemlerimiz var bizim. Onlar nedir? Onlar hakkında bilgi vereceğiz. En çok kullandığımız parametrelerden bir tanesi, yani tanımlardan bir tanesi, gerilim ve akım. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Nedir, ne değildir? Bunlara bakacağız. Daha sonra ideal temel devre elemanı. Yani bunu şöyle düşünelim. Kağıt üstünde hayali olarak mükemmel bir devre elemanı tasarlıyoruz. Kağıt üstündeki hesaplamalarımızda bunu kullanacağız. Ancak pratikte uygulamaya başladığımız zaman bazı şeylerin, ihmal ettiğimiz bazı şeylerin gerçekte var olduğunu göreceğiz. Biz burada ideal temel devre elemanı derken bunu kastediyoruz. Yani hayali kağıt üstünde mükemmel bir devre elemanı düşünüyoruz. Tasarladığımız bir eleman düşünüyoruz. Daha sonra güç ve enerji ile birlikte devam edeceğiz. Zamanımız kalırsa da desibel konusuna girmeye çalışacağız. Bir saatlik dersimiz vardı. Şimdi bölüm hedeflerimiz nedir? Siz bu bölümü bitirdiğimiz zaman sizler neler yapabileceksiniz onlara bakalım. Birincisi SI dediğimiz uluslararası birim sistemi. SI Fransızcadan gelen bir kelime. İlerleyen zamanlarda bunun açılımını vereceğim size. SI birim sistemlerini, birimlerini ve onun kuvvetleri için standart örnekleri anlamak ve kullanmaya başlayacağız. Bu standart örneklerden kastımız 10 üzeri 9, 10 üzeri 3, 10 üzeri 2, 10 üzeri eksi 9 şeklinde bazı birimleri sınıflandırıyoruz. Örneğin santimetre, metre, desibel gibi düşünebilirsiniz. Yani metre, milimetre, santimetre, desimetre şeklindeki metrelerin as katları olduğu gibi elektrikte de bazı birimlerin as ve üst katları var. Biz bunları burada anlatmaya çalışacağız. Daha sonra gerilim ve akım tanımını iyice öğreneceksiniz. Bunu kullanmayı ve bazı yerlerde de tanımlamanız ihtiyacı olduğu zaman bunları yapabilecek durumda olacaksınız. Gerilim ve akıma dışında güç ve enerji tanımımız var. Bunlar da genellikle cihazlarda ya da elektrikte kullandığımız bazı şeyleri tanımlamada kullanırız. Örneğin bir insanın boyunu santimetre cinsinden veriyorsanız cihazla alakalı bazı parametrelere vermeniz gerekir, temel bilgiler vermeniz gerekir. Bu temel bilgilerin 4 tanesini düşünürsek gerilim, akım, enerji ve güçtür. Sonraki çıktığımız yani hedefimiz gerilim ve akımı verildiğinde bir ideal temel devre elemanının gücünü hesaplamaktır. Bunun için de pasif işaret kabullenmesini kullanmayı öğreneceğiz. Pasif işaret kabullenmesi de devre üstünden akımların ve gerilimlerin nereden girdiği, nereden çıktığı, nerenin artı, nerenin eksi olduğu ile alakalı bir temel bilgilendirme olacak. Malzemenin gücünü hesaplarken de elinizde bir kettle olduğunu düşünün. Bu kettle ne kadar güç çeker, ne kadar enerji harcar farklı bir ifadeyle. Bunu hesaplayabilir konumda olabilirsiniz. Şimdi devre bileşeni dediğimiz elektrik elektroniğin temel bilgileridir. Ki bu bilgiler olmazsa olmazdır. O yüzden bunlara adınız soyadınız gibi hakim olmaya çalışmaya çalışın. Elektrik elektronik mühendisliği uygulamalı bir bilim ve matematikle birlikte iç içe olan bir bilimdir. Bu yüzden zor bir meslektir. Hem fizik hem matematik ve uygulamalı bir bilimdir. Piyasaya ve hayat koşullarına uygulanıyor. Örneğin enerji hattının iletimine ihtiyacımız varsa bunun uygulanabilir olması lazım ve halihazırda kullanılması gerekir. Geçtiğimiz 150 yıl boyunca elektrik mühendisleri insanların nasıl yaşadığını, çalıştığını değiştiren sistemleri geliştirmesinde baskın bir rol oynadı. Yani her türlü ürünün geliştirilmesinde ki bu
endüstri ve otomasyonları ya da endüstri devrimlerini düşünürseniz, ilk endüstri devrimleri buharlı makinalarla birlikte başlıyor. Daha sonra elektriğin çıkmasıyla birlikte farklı bir endüstri devrim. Şimdi elektronik, daha sonra yapay zeka ve tamamen bakarsanız bu devrimlerin içerisinde her zaman en aktif rol oynayan kişiler elektrik elektronik mühendisleri ki bizim geliştirdiğimiz şeylerle dünyadaki teknoloji çağları değişiklik gösteriyor. Peki burada geliştirilen sistemlere örnek vermeye çalışırsak ne olur? Uydu haberleşmelerinde kullandığımız ağlarımız var, telefonlarımız var, sayısal bilgisayarlar, telefonlar, tanı ve cerrahide kullandığımız tıbbi cihazlarımız var. Üretim hatlarında kullandığımız robotlarımız ki arabaların üretimlerinde kullandığımız robotlarımız var. Elektrikli güç sistemleri modern teknolojik toplumların en önemli bileşenlerdir diye düşünebiliriz. Sizler de eğer bu teknolojinin gelişmesinde, çağın değişmesinde yeni bir şeyler katkı sunmak istiyorsanız ki sunabilirsiniz. Mesleğiniz bu işe çok elverişli bir meslek. Şimdi elektrik elektronik mühendisliğine girdiğimizde 9 tane farklı ana bilim dalı var demiştik. Bu bütün ana bilim dallarının ortak bir noktası var mı diye sorsanız bunun için tek bir nokta devre analizidir. Elektrik elektronik mühendisliğinde işler elektrik sinyalleriyle birlikte devam eder. Biz bu elektrik sinyallerinde elektrik devreleriyle birlikte işleriz. Peki elektrik devreleri elektrik elektronik mühendisliğinin göz bebeği. Öyle düşünün ve bütün işlemlerimizi de bunun üzerinden yapıyoruz. Kontrol mekanizması tasarlayabilirsiniz. Sinyal işleme olabilir, haberleşme olabilir ama hepsinin içerisinde elektrik sinyalleri bir elektronik devre vasıtasıyla bir yerlere gider ki bunların yönetimi de elektrik devrelerle birlikte gerçekleştirilir. Şimdi devre analizini anlayabilmemiz için de bazı temel bilgilere ihtiyacımız var ki bunlardan uluslararası birim sistemlerimiz var. Akım, ideal devre elemanları, güç, enerji, akım, gerilim bu parametreleri, temel parametreleri bilmeye ihtiyacımız var. Şimdi elektrik elektronik mühendisliğine genel bir bakış yaparak tekrar ilerlemeye çalışalım. Elektrik mühendisliği, elektrik sinyallerini üreten, ileten ve ölçen sistemlerle ilgili bir meslek. Artık bunu herhalde anlamış olduk. Elektrik elektronik mühendisliği, bilgileri elektrik sinyali şeklinde üretip ölçüyoruz ya da gönderiyoruz bir yerlere. Elektrik mühendisliği, pratik ihtiyaçları karşılayan sistemleri üretmek için fizikçilerin ve matematikçilerin bilgilerini bir araya getirerek bir şeyler oluşturmaya çalışır. Elektriksel sistemlerde hayatımızın her yerinde aktif bir şekilde kullanıyoruz. Yani şu an yaptığımız sistemler, bilgisayarlar, bunların internet ortamında bir yerlerden bir yere gitmesi, hepsi sinyallerin elektriksel olarak bir şekilde iletilmesine dayalı bir sistemler. Günlük hayatımızda, evlerimizde, okullarda, iş yerlerinde, ulaşım araçlarında, tüm her yerde elektronik sistemler mevcut. Bu elektronik sistemleri, elektriksel sistemleri sınıflandırmak istersek esasen 5 temel sınıflandırma gerçekleştirebiliriz. İletişim sistemleri, bilgisayar sistemleri, kontrol, güç ve sinyal işleme sistemleri olarak sınıflandırabiliyoruz. Bunları şimdi biraz daha detaylandıralım. Bu sistemler nasıl çalışır, nerelere de görev yapar, onlara bakalım. Şimdi iletişim sistemleriyle başlayalım. Esasen iletişim sistemleri bilgi üreten, ileten ve dağıtan elektriksel sistemlerdir. Bunların en çok bilinen sistemler televizyon, fotoğraf makinesi, uydu alıcı vericileri, VCR dediğimiz player, eski kaset çalarlar vardır belki bilirsiniz onlar. Evreni keşfetmek için kullandığımız uydular, radyo teleskopları, diğer gezegenlerin görüntülerini almamız için ya da hava şartlarını öğrenebilmemiz için uydudan çektiğimiz fotoğraflarımız. Ya da uçak kontrollerinde kullandığımız mekanizmalarımız bu iletişim sistemlerine verdiğimiz en önemli örneklerden bir tanesi. Şimdi buradaki şekildeki iletişim sistemini açıklamaya çalışalım. Sol alt köşedeki mikrofondan başlayacak şekilde sinyalin alınıp tekrar karşıdaki telefona nasıl aktarıldığıyla alakalı bir mekanizma burası. Telefonun içindeki mikrofonlar ses dalgalarını elektrik sinyallerini alıp çeviriyorlar. Ki bunun içerisinde sesler hangi sensörler yardımıyla elektriksel sinyallere çevrilir? Bu da mühendislik tabanlı geliştirilen bir sensör vasıtasıyla yapılıyor. Her bir noktadaki süreç ayrı bir mühendislik geliştirmesi Ar-Ge'si içerir. Bu yüzden her bir sürece ayrı ayrı baktığınızda çalışabileceğiniz farklı sektörler görebilirsiniz. Sadece mikrofonun üretilmesi dahi ayrı bir sektördür yani.
Şimdi mikrofondan ses dalgalarına elektriksel sinyalleri çevirdik. Bu sinyaller onlar, yüz binlerce telefonlardan gelen sinyaller birleştirileceği bir anahtarlama merkezine taşınır. Bu birleştirilen sinyal anahtarlama merkezini terk edebilmesi için formatı değiştirilir. Yani sinyale bir taşıyıcı verilir. Sizi kendinizi sinyal olarak düşünün. Bir şehirden bir şehire giderken siz tek başınıza gidebilir misiniz yürüyerek? Çok zor. Uluslararası bir mesafe olduğunu düşünürsek. Size bir taşıyıcı verir. Sizi taşıyacak olan nedir? Uçaktır, helikopterdir, araçtır, otomobildir, bisiklettir, motosiklettir. Bu tarz taşıyıcılarınız olur. Sinyali de bir yerden bir yere gönderirken biz taşıyıcılar vasıtasıyla gönderiyoruz ki bu da yine sinyale benzer farklı bir sinyaldir. Yani iki tane kuş düşünün. Birisi küçük kuş, birisi büyük kuş. Büyük küçüğü taşıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Anahtarlama merkezlerini terk etmeden önce şekilleri mesafeye göre bağlı olacak şekilde değiştirilir. Şimdi bu bizimki kendi örneğimizde yeraltı koaksiyal kabloları ile mikrodalga iletim istasyonlarına yollanarak bu taşıma işlemleri, dönüştürme işlemleri buralarda gerçekleştiriliyor. Burada sinyaller mikrodalga frekanslarına dönüştürülür ve bir iletim anteniyle hava ya da uzaydan geçecek şekilde iletişim uydusu aracılığıyla bir antenden farklı bir antene doğru aktarma işlemi yapılır. Burada mikrodalga alıcı istasyon mikrodalga sinyallerini daha ileri iletime müsait bir biçime çevirir. Yani siz havadan mikrodalga sinyallerini iletebiliyorsanız bunu farklı bir biçime çevirdiğinizde ya da taşıyıcıyla birlikte gönderdiğinizde gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bizim çalışmamızda nasıl yaptık buradakinde? Mikrodalga sinyalleri vasıtasıyla yapılıyor. Burada bir de ayrıca fiber optik kablo ile yollanan bilgiler ışık darbeleriyle de gönderiliyor. Fiber optik kabloları görmüşsünüzdür belki. Ucunda ışık parıllar. Demek ki bilgi ışıkla birlikte taşınabiliyor buralarda. Şimdi ikinci anahtarlama merkezine geldiğimizde birleşik sinyaller birbirinden ayrılır ve her biri uygun bir telefona yönlendirilir. Ki bu anahtarlama merkezinde hangi çağrının hangi telefona gönderildiği ile alakalı bir çözülme işlemi gerçekleştirilir. Bu çözülme işleminden sonra telefondaki kulaklıkla bir hoparlör gibi davranarak kişiye elektriksel sinyalleri ses sinyallerine çevirip tekrar karşıdaki insana iletir. Şimdi bu sürecin ne kadar bir aşama işlediğini gördünüz. Tamamen elektriksel sinyalleri elektrik devreleri üzerinden gönderdik ve aldık. Ve bu arada gönderirken sinyalleri şifrelememiz gerekir. Şifreledik, tekrar çözmemiz lazım. Hangi sinyal nereye gitti, nereden geldi? Bunun dünya üzerinde şu anda milyonlarca kişinin telefonla görüştüğünü düşünürseniz. Muazzam bir zorluğu var. Tasarım zorluğu, yapma zorluğu ve gerçekleştirme zorluğu vardır. Ve bunun her noktasında elektrik elektronik mühendisi çalışıyordur. Ki bu iletişimle haberleşme ile alakalı sadece bir sistemimiz, iletişim sistemleri. Şimdi gelelim bilgisayar sistemlerine. Bilgisayar nedir? Esasen kelime sayar gibi düşünüyorduk hatta bilgisayıyordu. Demek ki burada elektrik sinyallerini kullanarak yani kelime işlemeden matematiksel hesaplara kadar değişen birçok alanda bilgiyi saymak için kullandığımız bir sistem olarak düşünebiliriz. Sistemlerin boyutu, gücü hesap makinesinden kişisel bilgisayarlara ya da havadaki yani uydu fotoğraflarını işlemeye, kompleks organik moleküllerin kimyasal etkileşimlerini modelleyen süper bilgisayarlara kadar çeşitli formasyonlarda bilgisayar çeşitlerimiz var. Elinizdeki telefon da bir bilgisayar modelidir. Sadece boyutu ve işlevi birazcık daha farklılaştırılmıştır. Kolunuzdaki saat de o şekildedir. Çünkü hepsinin içerisinde bir işletim sistemi var. İçindeki ve bilgileri saymaya çalışıyor. Bu sistemler mikro devrelerin ağları veya tümleşik elektronik devreler içerir. Bu şu anda fotoğraflarda gördüğünüz şeyler. Yine elektrik devreleri. Elektrik sinyalleri bu devreler üzerinden geçerek bilgisayar içerisinde işlem gerçekleştiriliyor. Yüzlerce, binlerce veya milyonlarca elektriksel bileşimi bunlar posta bulu kadar büyüklüğündeki yapılar birleştirilerek bilgisayarlar oluşturuluyor. Bunların içerisindeki elektrik sinyallerin hızı da ışık hızına kadar yaklaşıyor. Termodinamik yasaları da içeren temel fiziksel limitlerine yakın hız ve güç seviyelerinde de çalışırlar. Ki bunlar yani çok hızlı oldukları için zaten bilgisayarlarda çok yüksek kapasiteli işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi kontrol sistemlerimiz var. Kontrol sistemlerini özetlemek istersek, süreçleri kontrol etmek için elektriksel sinyallerin kullanıldığı sistemlerdir. Sol tarafta gördüğümüz bir rafine, sağ tarafta da bunun rafinenin kontrol edildiği bir kumanda merkezi. Burada örnek olarak şunu anlatalım şimdi. Petrol rafinesindeki sıcaklık,
basınç, akış hızları, yakıt enjeksiyonundaki araba motorlarının ya da yakıt hava karışımının asansörlerde ya da motorlarda kapı ve ışıkların kontrol edilmesini içeren bir sistem. Buna ek olarak da uçakların uçuş ve inişlerinde yardımcı pilot olan otopilot veya otoiniş sistemleri de tanıdık kontrol sistemlerinin içerisinde yer almaktadır. Herhangi bir şeyin kontrol edildiği sistem sizin için kontrol sistemi olarak geçebilir ki bu da elektrik elektronik mühendisliğinin çalışabileceği farklı bir çalışma alanıdır. Şimdi gelelim güç sistemlerine. Güç devletler için en önemli şeydir. Enerjinizi eğer kendi içinizde sağlayabiliyorsanız, dışa bağlılığınızı azalttıysanız, gelişmedeki en önemli faktör budur. Belki eskiden oynayanlar bilir. Biz eskiden çok oynardık üniversite zamanında. Red Alert 2 diye bir tane oyun vardı. Oyunda ülkenizi geliştirebilmenin tek alternatifi kendi ülkenizin kurulu sisteminin yani fabrikaların vesairesinin enerjisini sağlayacak, enerji üretecek modüller kurmamızdı. Ki oradaki en önemli enerji kaynaklarından bir tanesi nükleer santrallerdi. Baraj falan kuramıyorduk oyun içerisinde. Nükleer santraller kurdukça enerji ürettiğiniz enerjiyi arttırıyordunuz. Ürettiğiniz enerjiyi arttırdığınız zaman ülkenizi çok daha rahat, hızlı bir şekilde geliştirebiliyordunuz. Yani oyunlara bile aksettirilmiş bir strateji bu. Peki güç nedir bizim için şu anda elektriksel anlamda baktığımız zaman? Elektrik gücünü üretip dağıttığımız mekanizmalar. Teknolojik temelli yaşantımızda elektrik gücü genellikle nükleer santrallerde, hidroelektrik santrallerde, termal santraller ki bunların içerisinde kömür, akaryakıt veya gazlı sistemler bulunmaktadır. Bu sistemlerle birlikte jeneratörlerle büyük miktarlarda üretilir bunlar. Şimdi yakın zamanda günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları diye bir terim çıktı. Duymuşsunuzdur. Burada da rüzgar enerjisi, güneş enerjisi kullanılmaya başlandı. Veya hatta bazı yerlerde dalga enerjisi kullanılmaya başlandı. Denizden kaynaklı, denizde rüzgarla oluşan dalgaların enerjisinden faydalanılarak yeni enerji kaynakları alternatif olarak üretilmeye başlanıyor. Türkiye'de de şu anda güneş pilleri ve güneş santralleri kurulmaya başlandı. Hatta çoğu malzememiz Türkiye içerisinde yerli olarak üretilerek güneş panelleri kendi içerisimizde kurulmaya başlandı. Ancak tabii bu rüzgar enerjisi için şu anda geçerli değil. Rüzgar santralleriyle alakalı malzemeler hala yurt dışından getiriliyor. Biraz da maliyetli. Böyle bir durum söz konusu. Peki gücü ülke içinde nasıl dağıtıyoruz? Güç ülkemizi ya da diğer ülkeleri düşünürsek bunları saran bir iletkenler ağıyla oluşturulur. Ki burada soldaki grafikte görüyorsunuz fotoğrafta bir direk var. Direk üstündeki elektrik telleri var. Bunlar ülkenin bütün etrafını saracak şekilde yerleştirilir. Ve bunun yerleştirdikten sonra da cihazların bozulmaması için üzerindeki akımın sürekli sabit gitmesi evlere kadar ve evleri güçten yoksun bırakmamak ki fabrikalarda çok önemli. Fabrikada bir saniyeli gücün durması, fabrika iletim hattının durmasına ve bütün malzemelerin birbirine girmesine sebep olabilir. Bu yüzden yeterli ve fazlalı bir şekilde enerji üretmeniz gerekiyor. TEDAŞ'ta veya Türkiye Enerji Politikası Kurumu vardır, belki duymuşsunuzdur. Bu kurumlarda ya da Türkiye Devleti kendisi için günlük enerji ihtiyacını hesaplar ve istenilen kadar enerji üretilir. Elektriksel enerji depolanamıyor, AC enerji. Yani bu fabrikalardan, barajlardan yaptığımız depolanamıyor. Bu yüzden sadece istenilen kadar üretilmekte fayda var. Fazla üretilir, eksik kalmasın diye. Bazı durumlarda da sistemlerde çökme olur. Önceki senelerde belki duymuşsunuzdur. Türkiye'deki arızalı sebebiyle Türkiye'nin belli bir kısmı elektriksiz kaldı. Zincirleme reaksiyonla birlikte hatlar çöktü. Böyle durumlarda önüne geçebilmek için bu sistemlerin kontrolü, tasarımı, dizaynı oldukça büyük bir zorluk içeriyor. Bu da yine elektrik elektronik mühendisliğinin çalışma alanlarından bir tanesi. Şimdi sinyal işleme sistemlerine gelelim. Dışarıdan okuduğumuz tüm bilgileri bir sinyal olarak düşünebiliriz. Yani bilgiyi temsil eden elektriksel sinyaller diye tanımlayabiliriz biz bu işi. Burada bilgi nasıl ifade edilir? Sinyal işleme yoluyla uygun bir biçime dönüştürdüğümüz bilgiyi üretip, bunun üzerinde yorum yapıp, bunu kullanılabilir formata dönüştürüyoruz. Yani bir anlamlı hale dönüştürmemiz gerekir.
sinyalleri ve bu bilgileri içerdikleri bilgilerin işlemenin birçok yolu var. Örneğin görüntüleri işleyebiliriz. Uydu kanallarından aldığımız fotoğraflar bizim için bir bilgidir. Bilgiler de elektriksel sinyaller olarak bilgisayarda depolanabilir. Çok büyük bir miktardaki veri fotoğrafları çekildikten sonra istediğimiz kadar veri boyutuna indirgenir. Yani bütün fotoğrafları aldınız ama bunların hepsi anlamlı ve işlenebilir halde değildir ya da bizim anlamamızdan fazla bilgi içeriyordur. Biz anlamlı hale kadar indirgeriz. Daha sonra örneğin hava durumu düşünürseniz ilgili videolar toparlandıktan sonra akşam haberlerinde yaklaşık 1 dakikalık bir videoya dönüştürülür. Ama öncesinde saatlerce video kaydı alınmıştır. Veri toplanmıştır. Ancak anlamlı bilgiye 1 dakikalık hale dönüştürülüp kullanıcıya sunulmuştur. O yüzden bilgileri işlemek çok önemli. Muazzam bilgi kaynaklarına direkt ham veri vermek bir marifet değil. O bilgileri işleyip içerisinden anlamlı bilgi çıkartmak önemlidir. Ki burada da sinyal işleme süreci devreye giriyor. Bunun dışında bilgisayarlı tomografiler var. Bu bilgisayarlı tomografide daha önce duymuşsunuzdur BT diye. Ya da MR cihazlarımız var. Manyetik rezonans. Tıpta hastalıkların teşhisi için kullanılan tanı yöntemleridir bunlar. Yine görüntüleme esasladır. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Bunlar X ışınları ve bazıları da MR'a benziyor. Bilgisayar tomografisine benziyor. Bu görüntüler alınıp doktor tarafından yorumlanır. Tabii bu nasıl oldu? Işın bilgisi görüntüye çevrilerek yapıldı. Başlangıçta X ışınları sinyalleri doktorlara daha az yararlıydı. Ancak daha bunların X ışınlarının daha böyle okunabilir, daha bilgi üretebilecek hale dönüştürülmesiyle birlikte tanılarda teşhisleri çok daha hızlandıracak sistemler geliştirildi ki bunların içerisine yazılımlar entegre edilerek doktorların görmesi muhtemel olan yerlerde göz önünde çıkartılmaya başlandı. Ki yine uçaklardaki sistemler de bunları ifade ediyor. Şimdi bu saydığımız 5 tane işletim sistemi mühendislik disiplinlerinin arasındaki en önemli etkileşimleri içeren ana bilim dalları olarak düşünebiliriz. Örneğin iletişim mühendisleri sayısal bilgisayarları kullanarak bilgi akışını kontrol etmeye çalışır. Bilgisayarlar kontrol sistemlerini içerir ki içerisinde bir sürü akım vardır, gerilim vardır, bunların kontrolleri içerir. Bunun dışında kontrol sistemleri de bilgisayar içerir. Yani bir kısır döngü var içerisinde ve hepsi birbirine muhtaç bir şekilde ilerliyor. Güç sistemleri de bir kıtaya dahi yayılmış olabilecek bileşenlerin emniyetli, güvenilir ve koordinasyonlu bir şekilde hanelere ya da ihtiyacı olan yerlere dağıtılmasını içerir ki burada kontrol, güç, sinyal işlemi bütün şeyler oldukça yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulur. Yoğun iletişim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bir sinyal işleme sisteminde ise bir iletişim ağı olması gerekir haberleşmenin sağlanabilmesi için. Yani uydudan haber gelecekse burada bir iletişim kanalı olması gerekir. Bir bilgisayar ve bir kontrol mekanizması içermesi gerekir. Yine baktığımız zaman bu da birbiriyle etkileşimin içerisinde bulunan bir alan. Sistemler arasındaki bu etkileşim uçaklardaki pilotlarla ya da hava kulesi ile alakalı iletişimin çok güzel bir örneği olur. Gelişmiş bir iletişim sistemi pilotun veya hava trafik kontrolünün uçağın konumunu gözlenmesi için yardımcı olacak bir sistem olarak düşünebiliriz. Bu sistem içerisinde hava trafik kontrolörünün tüm yakın uçaklar ile emin bir uçuş rotası belirlemesi için pilotun uçağı bu rota üzerinde tutmasına yardımcı olmaya çalışır. Ki bu bilgileri de ekranda videolu olarak ya da animasyonlu şekilde pilota ekranda gösteririz. En yeni uçaklarda dahi bilgisayar sistemleri motor fonksiyonlarının yönetiminde seyir sefer ve uçuş kontrol sistemlerinin gerçekleştirilmesinde kokpitteki bilgi video ekranlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Ki teknolojik bilgiyi ne kadar çok böyle özümseyerek siz pilotlara sunarsanız pilotun işi o kadar kolaylaşır ve işini o kadar daha konsantre bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu kompleks kontrol sistemi kokpit komutlarını kullanarak uçağın konumu ve hızını ayarlamasına yardımcı olabilir ki bu da zaten otonom ya da yarı otonom pilotların kullandığı sistemleri düşünebiliriz. Bu amaçla motorların veya kontrol yüzeylerine, bu kontrol yüzeylerden kastığımız kanatlarımız, flaplarımız, dümenlerimiz, uygun sinyaller üretilerek uçağın havada güvende ve istenilen uçuş rotasında kalması sağlanır. Ki bu da otonom araçlarının benzer bir versiyonudur. Havada olduğu için kontrol etmesi çok daha kolaydır. Ancak yerde olduğu zaman otonom araçların teknolojik ilerlemesi
yol şartları çok daha farklı olduğu için biraz daha zor ilerlemektedir. Uçağın havada kalabilmesi, kabin ışıklarının açık tutulması, kahve makinalarının çalışması, film göstermedeki gerekli enerji gücü üretip dağıtması da kendi güç sisteminin olması gerektirdiğini göstermektedir. Yani bir uçakta da kendi güç sistemi olması gerekiyor. Sinyal işleme sistemleri hava trafik iletişimindeki gürültüyü azaltır ve uçağın konumu ile ilgili bilgileri en anlamlı bir şekilde kokpitteki video ekranı haline dönüştürerek pilota sunar. Bu sistemlerin her birinin tasarımında ve entegrasyonunda birçok mühendislik dalı içeriyor. Ki burada bu entegrasyonlar ve multidisipliner çalışması olmazsa olmaz. Örneğin bu sistemler içerisinde çok farklı tahmin edilemeyen çevre koşullarında çalışması da gerekir ki hava koşulları, yıldırımın olduğu durumlar vesaire düşünebilirsiniz. Bu sistemlerin en önemli mühendislik zorluğu yolcuların zamanında ve emin bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırabilmektir ki uçak kazaları birçok uçak kazası oluyor farkındasınızdır. Demek ki burada güvenlik had safhada ki yakın zamanda sanırım bir uçak firmasında Boeing'di sanırım uçak kaynaklı düşüşler kazalar olduğu için o uçakların bulunduğu bütün firmalar uçaklarla uçuş yapmaları iptal etti. O uçuşları iptal etti. Hatalar düzeltilerek yazılımlar güncellenceye kadar. Ki demek ki burada şimdi kasa değişiyor mu? Değişmiyor. Çok büyük ihtimalle. Ufak tefek yazılımsal hatalar olduğu için bu ama çok büyük bir hayata mal oluyor. Sebebi kazalara mal oluyor. O yüzden firmalar Ar-Ge'lerini genişleterek bu uçakların yazılımlarını güncelledikten sonra firmalar tekrar uçuşlara başlıyorlar. Demek ki yazılım çok önemli bizim için. Şimdi siz elektrik elektronik mühendisi olarak birincil olarak sadece bir alanla ilgileneceksiniz. Yani ya kontrol, ya iletişim, ya haberleşme, ya güç. Bunların hepsini aynı anda ilgilenmeniz oldukça zordur. Ancak bu konuyla etkileşen diğer alanlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Siz eğer uçakta çalışıyorsanız, iletişim kanallarında çalışıyorsanız, uçağın da gene bir nasıl çalıştığı ile alakalı bir bilgi sahibi olmanız gerekir ki işlerinizi daha verimli bir şekilde yapın. Yani burada problemi tanımak hayati öneme sahip. Problemi bilmek önemli. Bu etkileşim elektrik elektronik mühendisliğinin zorlu ve çekici bir mesleği yapan unsurlardan bir tanesi. Çok fazla insanlarla bir araya geliyorsunuz. Çok fazla problem görüyorsunuz. Durum bu şekilde. Mühendislikteki bir şeyleri çalıştırmak üzerine sürekli çalışacaksınız. Bir problemi çözmeye çalışacaksınız. Bu problemi çözerken de işinizi yapmak için herhangi bir alandaki tekniği alıp kendi probleminizi çözmekte kullanmakta özgürsünüz. Yani bunu yaparken ya mühendislikte böyle bir şey yok, sen bunu nasıl getirdin diyemezler. Bizim amacımız problemi çözmek. O problemi çözmek için kullanabileceğimiz bir yöntem varsa, nerede varsa gidip alıp bunu kullanabiliriz. Durmadan konuşmak yoruyor arkadaşlar insanı. Biraz ara ara nefes almak gerekiyor. Evet. Şimdi elektrik elektronik mühendisliğinin ortak noktası dediğimiz şey nedir? Bunun hakkında bir bakalım. Az önce devre analizi dedik. Devre analizinin diğer bir ismi devre teorisi olarak düşünebilirsiniz. Elektrik elektronik mühendisliği kadar geniş bir konu olduğu için alanlarımız çok fazla, dalları çok fazla ve bu dalların hepsinin ortak olduğu çalışma alanı elektrik devresidir ya da devre teorisidir diye düşünebiliriz. Elektrik devreleridir. Bir elektrik devresi, gerçek bir elektriksel sistemin davranışını yaklaştıran bir matematiksel model olarak düşünüyoruz. Matematiksel bir model olduğu için az önce anlattığımız bütün sistemlerin tasarımı, çalıştırılması ve daha sonraki derslerde göreceğimiz, tasarlayacağımız elektrik, elektronikle alakalı kartlar, devreler vesaire, mühendislik yaşamımızdaki önemli temel taşları sağlayacaksa bunlar. Devre teorisi modellerini bildiğiniz zaman, matematiksel teknikleri öğrendiğiniz zaman ve ileri mühendislik çalışmalarınızla birlikte kendinize bir çerçeve oluşturacaksınız. Bu çerçeveyle problemlere yaklaşımda bir bakış açısı değişikliği sağlayabilirsiniz. Elektrik devreleri terimi yaygın olarak kullandığımız bir terim. Mühendislik boyunca, 4 yıllık eğitiminiz boyunca bunu sürekli duyacaksınız. Hem gerçek elektriksel sistemler hem de onu temsil eden modeller için kullandığımız bir isimdir bu elektrik devreleri.
Biz bu kitap, bu notumuzda da dersimiz kapsamında da elektrik devreleri, model, işte devre teorisi farklı şekillerde isimlendireceğiz. Biz bir model diyorsak siz bunu elektrik modeli, elektrik devresi olarak düşünebilirsiniz. Elektrik devrelerin modellenmesi, bunların çalıştırılması da çok fazla bir uygulama alanı içeriyor. Bu uygulama alanında çalışma alanı içeriyor. Bunların istediğiniz yerlerde de çalışabilirsiniz. Devre teorisi dediğimiz zaman da durağan ve hareketli elektrik yüklerinin konusu olan elektromanyetik teori özel bir durumdur. Yani elektromanyetik teori diye bir konumuz var. Bu konu farklı bir alanda problemlerde kullanılan bir çözüm yöntemi olarak düşünelim. Şu anda biz buna bakmayacağız. Elektromanyetik alan teorisine bakmayacağız. Sadece bir devre analizine bakacağız. Devrelerin boyutları büyüdüğü zaman, yani tasarladığınız cihazın boyutu büyüdüğü zaman artık elektromanyetik dalgalar teorisine girip devrelerimizi o şekilde modellememiz gerekiyor. Ama küçük modellerde, küçük devrelerde elektrik devrelerin modellerini kullanabiliyoruz. O yüzden şu anda bizim konumuz elektromanyetik dalgaları vesaire duymuş olabilirsiniz. Bunlarla alakalı bir şeye girmeyeceğiz. Genelleştirilmiş alan teorisi elektrik sinyalleri incelemeye başlamak için bir başlangıç olarak noktası olarak görülmekle birlikte bunun uygulamasının zorluğunun yanı sıra ileri matematik kullanımı da gerektirir. Yani manyetikte ileri bir matematik gerekiyor. Yoğun bir matematik, integral, türev vesaire bir sürü şey var. O yüzden birazcık zor ama konumuz şu anda bizim sadece elektrik devreleridir. Biz bununla birlikte devam edeceğiz. Şimdi yaptığımız anlatımlarımızda bazı yerlerde sizin aldığınız derslerde fizik dersinizi aldığınızı kabul ediyoruz. Çünkü bazı şeyler fizikle alakalı şeyler. Bir de bazı şeyler de matematikle alakalı. Örneğin integral türev alacaksınız. Buralarda sizin bunları bildiğiniz kabul edilir. O yüzden aldığınız bu dönemki matematik, mühendislik matematiği ya da mühendislik artık yoksa da matematik bir dersini muhakkak çok iyi öğrenmeye çalışın ki burada kullandığımız, aldığınız ya da orada öğrendiğiniz türevleri burada akım gerilim hesaplarken kullanacaksınız. Size oturulup da burada tekrar gerilim, işte integral nasıl alınır vesaire diye anlatılmaz. Haberiniz olsun. Şimdi biz elektrik devrelerini modellerken 3 temel kabullenme içerisinde olacağız. Bir elektrik devresiyle modellenen bir fiziksel sistemin elektromanyetik teori yerine devre teorisiyle çalışabilmesine izin verir. Bu kabullenmeler şu şekildedir. Açıklamalarını yapalım şimdi. Birincisi elektriksel etkiler bir sistemin her yerinde aynı anda oluşur. Siz bir devrenin başına elektriksel olarak bir gerilim verdiğiniz anda devrenin her yerinde aynı anda elektriksel akım oluşur diye kabul ediyoruz. Yani bir yerde düşünün koridor var. Koridordaki lambalara siz düğmeye bastığınız anda bütün lambalar aynı anda yanar. Burada kastettiğimiz bu ifade. Bu ifadeyi kabullenebiliriz çünkü elektriksel sinyallerin ışık hızından ve yakınında daha yakınında yani ışık hızına yakın bir şekilde ilerlediğini biliyoruz. Böylece elektriksel sistemler fiziksel olarak küçükse elektrik sinyalleri sistem boyunca o kadar çabuk ilerler ki çok hızlı olduğu için bunların sistemin her yerinde aynı anda etkilediğini düşünebiliyoruz ki bu koridorların içerisindeki düğmeye bastığımızda bütün ışıkların aynı anda yanması bu kabulün bir sonucu olarak düşünebiliriz. Bu kabullenmenin yapılabileceği kadar küçük olan sistemlere ise biz toplu parametreli sistemler diyoruz. Toplu parametreli sistemler neymiş demek ki? Küçük olan sistemlerdir. Aynı anda devrenin her yerinde etkisini gördüğümüz devrelerimiz. İkinci bir kuralımız, sistemin her eleman üzerindeki net yükü her zaman sıfırdır. Böylece hiçbir bileşen yük fazlasına sahip olmaz. Ancak bazı bileşenler ileride konularına tekrar değineceğiz. Eşit ama ters yüklü yükler barındırabiliyorlar. Onlara da tekrar zamanı geldiği zaman ilerleyen zamanlarda bakacağız. Üçüncü kuralımız, bu sistemler bileşenler arasında manyetik bağlaşım yoktur ki bu manyetik elektromanyetik kuralına girmemek için biz bunu kabulleniyoruz. Daha sonra göreceğiniz manyetik bağlaşımla alakalı konular var. Bunlara girmeyeceğiz biz. Bir yerde manyetik olarak birbirini etkilememesi gerekir diye düşünebiliriz. Devre teorisini kullanmak, eğer elektromanyetik teoriyi kullansaydık çok fazla zorluklarla, karmaşıklıklarla karşılaşacaktık. Ama devre teorisini kullandığımız zaman basit problemlere, basit çözümler üretebiliyoruz.
çok daha hızlı, verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden biz devre teorisini bu şekilde bu faydalı varsayımlarla birlikte devam edeceğiz. Bu varsayımlar o kadar faydalı olacak ki bize bazen özel olarak bazı sistemlere kabullenmelerin sayılacağı şekilde tasarlayabiliyoruz. Mühendislik bazı şeyleri ihmal etmekle başlar. Çözüm yaparken bazı şeyleri ihmal ederek çözümlerinize devam edebilirsiniz. Çok küçük farklılıklarla ideale yaklaşırsınız bu durumda. Kabullenme 2 ve 3 dediğimiz kısımdaki temel devre elemanlarını tanıdıktan sonra birbirine bağlı elemanların analiz kurallarına gösterirken daha sonra anlaşılacaktır. Şu anda birazcık oturmamış olabilir. Daha sonra inşallah anlaşılacak duruma düşecektir. Şimdi birinci kabullenmeye biraz bakalım. Sorumuz şu. Bir fiziksel sistem, toplu parametreli sistem olarak nasıl kabul edilmemiz gerekir? Ne kadar küçük olması gerekir? Burada kuralımız şu. Eğer sistemin dalga boyu sistemin fiziksel boyutlarına göre büyükse toplu parametreli bir sistem olarak düşünebiliyoruz. Sistemin dalga boyu sinyalin dalga boyundan küçükse ya da sinyalin dalga boyu sistem içerisindeki sistemin dalga boyu sistemin dalga boyundan daha büyükse biz bunu toplu parametreli sistem olarak düşünebiliyoruz. Burada lambda dediğim şey dalga boyunu ifade edecek. F frekansı C'de ışık hızını verir bize. F dediğimiz frekanstır, tekrarlanma demektir. Bir saniyedeki tekrarlanma miktarını verir bize. Birimi hertz'tir. Bu Türkiye'de 50 Hz, Amerika'da 60 Hz'tir ki bu bizim şebekelerimizin içerisindeki sinüs dalgasının kaç defa tekrarlandığını gösterir. Buradaki sistemde ışık hızının miktarı nedir? 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Saniyede bu kadar yol gidebiliyormuş bu ışık hızındaki ve sinyalimiz. Şimdi buradaki sistemimiz de şöyle düşünelim şimdi. Yayılma hızının 3.3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye kullandığımızı düşünelim. Dalga boyu da 5 çarpı 10 üzeri 6 metre olsun. Eğer bu iki ilgi duyduğumuz sistem, tasarlamak istediğimiz sistem fiziksel olarak bu dalga boyundan küçükse toplu parametreli bir sistem olarak kabul edebiliyoruz. Burada davranışını da teorik olarak devre teorisiyle birlikte inceleyebiliyoruz. Peki daha küçük olarak, pratik olarak nasıl tanımlarız biz bunu? 1 bölü 10 kuralı var. Bu kurala göre sistemin 1 bölü 10'una karşılık geliyorsa biz bunu toplu parametreli sistem olarak düşünebiliriz. Bu dediğimiz şey sistemin boyutu dalga boyunun onda birine veya daha küçükse elde edilen sistem toplu parametre sistem olarak değerlendirilebilir. Böylece sistemimizin fiziksel boyutu 5 çarpı 10 üzerinden küçüktür. Bu durumda da sistemi toplu parametre sistem olarak değerlendirebiliriz. Peki farklı olarak radyo sinyallerimiz var. Radyo sinyallerin yayılım frekansı da 10 üzeri 9 Hz'tir. Böyle bir dalga boyunda 0.3 metre mertebesinde olur dalga boylarımız. Burada da 1 bölü 10 kuralını uygularsak toplu parametreli sistem sayılıp sayılmayacağına bakıyoruz. Bunu sayılabilmesi için 3 santimetreden küçük olması gerekiyormuş bu sistemin boyutunun. İncelediğimiz bu sistemde fiziksel boyutları sinyallerin dalga boyuna yaklaştığında elektromanyetik teorisi kullanılarak çözümlerinin veya modellemesinin yapılması gerekir. Biz de bu radyo dalgalarıyla alakalı olan kısmı bu ders kapsamında şimdilik bakmayacağız. Peki problem çözmeye bir mühendis olarak nasıl yaklaşmalısınız? Onunla devam edelim. Bir mühendis olarak zaten dersler kapsamında size bir sürü çözülmüş problemler gösterilecek. Size çözülmemiş bir problem verilmeyecek şu anda. Ancak piyasaya çıktıktan sonra bütün karşılaştığınız problemler genellikle çözülmemiş problemler olacak ki teknolojiye katkı sağlıyorsanız zaten yeni bir şeyler geliştirmeye çalışıyorsunuz ya da var olan problemlere çözüm üretmeye çalışıyorsunuz demektir. Herhangi bir sistem üzerinde çalışın ya da var olan bir sistemin geliştirmesi için çalışmaya çalıştığınızı düşünün. Çözülmemiş problemler üzerinde çalışıyor olacaksınız. Öğrenciyken karşılaştığımız bütün problemler ise çözülmüş problemlerdir. Bu çözülmüş problemler size nasıl bir ifade avantaj sağlar? Tecrübe sağlar size burada. Bu problemleri öğrenerek hangi probleme hangi çözüm yönteminin kullanıldığını bakarak, inceleyerek kendinize bir tecrübe bilgi birikimi elde edebilirsiniz. Daha sonra piyasaya çıktığınızda ya şu problemde bu yöntemi kullanmıştık,
Şu andaki problemler de buna benzer. Acaba bunu kullansam olur mu? Ya da birkaç tane yöntemi hibrit bir şekilde kullansam işime yarar mı şeklinde çıkarımlar yapabilirsiniz. O yüzden problemleri çözerken, yaklaşırken siz yöntem öğrenin. Yöntem mühendisin eli ayağı, öyle düşünün. Problem gördüğünüzde nasıl çözersiniz bunu? Yöntem kullanarak, herhangi bir yöntemle çözeceksiniz. Bu problemin çözüm yöntemi nedir diye sorduklarında zaten akla gelen ilk şey çözüm yöntemi. Şimdi bunların alakasıyla alakalı, problem çözmeyle alakalı bazı standartlar belirlemenizde fayda var kendinize. Birincisi, verilerin ve bulunması istenilen bilgileri bir yerde toparlıyoruz. Problem çözmede rota çizebilmek için gidilebilecek yerin belirlenmesi hayati öneme sahip. Burada problem size neyin çözümünü soruyor ya da neyin bulunması gerekiyor? Bunları not ettiğinizde biraz daha faydalı önünüze bir yol haritası çıkartabilirsiniz. Bazen problemin hedefi açıktır. Diğer zamanlarda da tekrar okumak ya da bilinenlerle bilinmeyenler listesini veya bir tablo halinde oluşturmak ya da hedeflerinizi belirlemenizde yardımcı olacaktır bunlar. Problemin ifadesini ayıklamamız gereken fazlaca bilgi olabilir. Yani size sınavda da veriyoruz biz bunu. Fazla bilgi veriyoruz. Hocam bunu kullanacak mıyım diyor. Ama kullanıp kullanmamanız gerektiği size kalmış. Öte yandan problemlerde eksik bilgi verilebilir. Eksik bilgileri sizin tamamlamanız gerekir. Yani orada onun eksik olduğunu da bilmeniz gerekir. Ya da elinizdeki yöntemlerle halledebileceğinizden çok daha fazla karmaşık bir problemi olabilir. O zaman yeni yöntemleri öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda eksik bilgiyi tamamlamak için bazı kabullenmeler de yapabilirsiniz ayrıca. Problemin içeriğini sadeleştirdiğiniz şekilde zamanda, basitleştirdiğiniz zaman problemi daha kolay çözüm yöntemleri üretebilirsiniz. Hesaplamalarınızda da tıkanırsanız veya anlamlı gözükmeyen bir cevap bulduğunuzda geriye dönüp bu cevabınızı kontrol etmenizde fayda var. Ya da bazı kabullenmeleri sağlayarak, örneğin 4-5 tane farklı parametre var. Her birini tek tek hesaplamanız gerekiyor. Ve bunları hesaplamak yerine bazı parametreleri sabit kabul edip, piyasada çok kullanılan değerlere sabit kabul edip, bunlar üzerinden çözümlerinize devam edebilirsiniz. Tekrar inceleyebilirsiniz. İkinci bir adım olarak bir devre şeması ya da başka bir görsel model çizdiğinizde bir akış diyagramı ile birlikte problemi tanımlayabilirsiniz. Sözel bir problemin tanımını bir görsel modele çevirmek, çözüm sürecinde çoğu zaman yararlı bir adım sağlar size. Ki ben kendi çalışmalarımda da tamamen bunu yapıyorum. Problemleri kağıt üstüne şekilsel olarak çizmeye çalışıyorum, akış diyagramlarıyla birlikte. Eğer bir devre şeması zaten verilmişse size, onlar üzerine etiketler, değerler ya da referans yönler gibi bazı yerlerde bilgileri eklemenizde fayda var ki bunları da varsayın sağlamanızda çözümlerde size faydalı olacaktır, bazı şeyleri hatırlatacaktır. Ya da devreyi daha basit ancak eşdeğer bir biçimde yeniden çizmeyi deneyebilirsiniz. Bu da eşdeğer devre modelleriyle alakalı devre konumuz var. Orada öğreneceğiniz bilgilerle birlikte yapabiliriz. Sadeleştirilmiş devre örnekleri de dersin bazı kısımlarını anlatılacak tekrar. Şimdi bunu ek olarak birçok çözüm yöntemi hakkında da düşünüp bunların arasından nasıl seçim yapacağınıza karar vermeniz gerekir. Örneğin bir yerde imza atacaksanız imza atış için hangi kalemleri kullanabilirsiniz? Dolma kalem, kurşun kalem, pilot kalem. Burada bir sürü kalem vardır. Ama kullanamayacağınız tek kalem hangisi mesela? Kurşun. Resmi işlerde tükenmez kalemle imza atılır çünkü. Bu da aynı şekilde. Bir problem belirlediyseniz burada çözüm yöntemi bulmanız gerekir. Lisans boyunca göreceğiniz bütün dersler size yöntemler konusunda bir analitik olarak koleksiyon oluşturmanıza yardımcı olacak. Yöntem koleksiyonu diye düşünün. Bunları öğrenip haybenize atın, çantanıza atın bunları. Daha sonra problemleri de bununla uygulamaya çalışın ki bu yöntemlerin problemler üzerinde nasıl bir uygulama alanı olduğunu, nasıl uygularken hangi problemlerin çıktığını görmeye çalışın. Yöntemleri öğrenmenizde bu şekilde fayda var. Bazı yöntemlerde bir yöntem diğerine göre çok daha az sayıda denklemle sonuç verebilir. Ya da çözüm hesap yerine sadece cebirsel ifadeye gerektirebilir. Yani çözüm yapmanıza gerekmeyebilir. Bu verimlilikler eğer tahmin edebilirseniz hesaplamalarınızda oldukça hız kazandıracaktır size. Aklınızda farklı alternatif çözümler de varsa, yeni bir çözüm yöntemine tıkanırsanız farklı bir alternatife kayma şansınız da olur. O yüzden her bir problemin çözümü için bir tane işte hakkım vardır diye düşünmeyin. Sonra elde ettiğiniz bir yöntemi belirlediniz. Bu yöntemle birlikte çözümlerinizi hesaplamaya başlıyoruz.
Bu noktaya kadar ki planlarınız iyi bir analitik çözüm ve probleme doğru denklemlerin belirlenmesine yardımcı olması için temel içeriyor. Şimdi bu denklemleri ya da işte denklemlerin çözümlerini devre analizinin gerçek hesaplamalarını yaparak kağıt kalemle, muhakkak kağıt kalem ve hesap makinesiyle birlikte bunları çözmeye çalışıyorsunuz. Mühendis böyle hayal gücüyle böyle havaya bakarak soru çözmez arkadaşlar. Kağıt üstünde muhakkak hesap yaparak çözeceksiniz. Kalem kağıt oynatmadan mühendis olunmaz. Yani ben düşünerek çözüyorum. Tamam, çok böyle zeki arkadaşlar vardır muhakkak içimizde. Ama size bir problem verildiği zaman düşünerek olunmaz. Kağıt kalemle yazmaya başlayacaksınız. Verimliliğinizi arttırır. Ki diğer bir konu hesap makinesi. Mühendisin eli ayağıdır hesap makinesi. Basit hesap makineleri sakın almayın. Ucuza kaçmayın. Gidin kendinize kaliteli güzel bir hesap makinesi alın ki bunu devre analizinde, diğer derslerde, işte matematikte, fizikte hepsinde kullanacaksınız. Herkes en ucuzu Casio FS mi, MX mi, Casio 82 MS alıp geliyor. Hesap makinesini kullanmayı bile bilmiyor arkadaşlarımız. Sonra hocam sınavda ben bunu yapamadım. Ki hesap makinesi de sizin için bir mühendislik yöntemidir. Matematiksel işleri yapabilmeniz için bir araçtır. Bu aracı hem çok iyi kullanabilmeniz gerekir hem de kaliteli bir araç almanız lazım. Yani şöyle düşünün. Otobanda gidiyorsunuz. Yolunuz çok geniş, çok da temiz bir yol. Siz bu yolda bisikletle gitmek var. Casio dediğim o hesap makinesi bisiklet. Hatta yürüyerek yaya bile gitseniz daha şerefli. Bir de güzel bir arabayla gitmek var. Arasındaki fiyat farkları, yani 4 yılı ya da ömrünüz boyunca yapacağınız mühendislik işi düşünürseniz ki bu sizin mesleğiniz. Güzel bir hesap makinesi almak ve bunu kullanmayı öğrenmek hayati önem benim için. Hesap makinesi yani olmazsa olmaz. Eğer boş bir hesap makinesi alıyorsanız dersten kalmanızın birinci sebebi hesap makinesi diyebilirim size. Ben lisanstayken babamın hesap makinesini kullanıyordum. Ki bayağı da bir gelişmiş bir şeydi. Babam 1992 yılında almış. Ben hala onu kullanıyorum. Ve hala sınıfta benden daha iyi hesap makinesi olan yoktu. Öyle düşünün. Önerebileceğim bir marka yok, özel bir marka. Ama üst seviyelerde yüksek kapasitede işlem yapabileceğiniz, kütüphanesi geniş olan hesap makineleri almaya çalışın. Kütüphaneden kastım ne? Ve kullanım kolaylığı olsun. Ve klavyesi olabiliyorsa çok daha faydalı olur. Bir tane örnek göstereyim acaba? Yok, benim hesap makinesi burada değil şu anda da. Şöyle, bazı işlemleri yapmak için envai çeşit kombinasyon tıklamak zorunda kalıyorsunuz. Ama klavyede bir hesap makinesinde çok daha kolay bir şekilde bazı şeyleri klavyeyle rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani o yüzden ben klavyeli taraftarıydım. O yüzden güzel bir makine iyice araştırıp acele etmeyin. Ama araştırın, güzel bir makine alın ve paranıza da acımayın. Yani laptop gibi sizin için önemli bir şey bu. Ben mesela mezun olalı 10 yıl oldu, hala kullanıyorum. Eğer hesap makinesi kullanmayacaksanız, pandemi sürecindeyiz. Tamam, uzaktan belki ihtiyacınız olmayacak. Bilgisayardaki hesap makinesine yerine geçebilecek yazılımları kullanmaya çalışın. Ki burada bizim için en önemli yazılım MATLAB. MATLAB ile alakalı size kaynak da göndereyim. MATLAB mühendislikteki hesaplamaların yapıldığı büyük bir hesap makinesi olarak düşünebilirsiniz. Çok fonksiyonlu. Hesap makinesine göre çok çok üstünlük yanları var. Kod yazabiliyorsunuz. İşlerinizi orada çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. MATLAB ile alakalı ben ders notları hazırladım. Bir video. Orada MATLAB'e nasıl çalışılır? Ders notlarımız var. Ancak MATLAB'e başlamadan önce eğer algoritma yapınız tam oturmamışsa muhakkak önce algoritmanızı geliştirin. Algoritma becerisinizi. Ondan sonra MATLAB'e başlarsınız. Algoritmayı da geliştirmek için code.org diye bir internet sayfası var. 4 yaşındaki çocuklardan 18 yaşındaki insanlara kadar algoritma nasıl yapılır, nasıl kodlanması gerekir bunu öğretiyor. Yani basit diye düşünmeyin. 4 yaşındaki kişiymiş gibi değilim diye düşünmeyin. Siz en baştan başlayın. En az 300-400 ders ilerleyin. Daha sonra MATLAB ders notlarına geçersiniz. Yani programlama dili bilmek mahiret değil. Marifet algoritmayı çok iyi oturtturabilmek. O yüzden algoritmayı oturtmak için de bu internet sayfasını kullanmanızda fayda var. Tekrar söyleyeyim, hesap makinesi hakkında bir bilgim yok. Ben babamın makinesini kullanıyorum. Piyasada şu anda ne var ne yok onu da ben de bilmiyorum. Benim hesap makinesi 1992 yılı üretimi. Öyle düşünün. 1992 dediğim 38 yıllık hesap makinesi ve ben hala benim makineden daha iyi makine görmedim. 38 yıllık makine bendeki makine. Hatta kodunu yazayım bakayım bulabilirsem.
Casio FX 8800. Evet, benim hesap makinesini buldum arkadaşlar. Ben göndereyim size bağlantısını. Benim hesap makinesi bu. Casio FX 880P'ymiş benimki. 1992 yılı üretimi benim makinede. Buna bakabilirsiniz istiyorsanız. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Şimdi nerede kaldık? Bir çözüm üretin dedik. Çözümünüzü hesaplayın dedik. Daha sonra yaratıcılığınızı kullanın derken ne ifade ediyoruz? Eğer cevabınızın yanlış olduğunu sezerseniz veya hesaplamalarınızda sizi çözüme yaklaştırmaktan çok uzaklaştırdığınızı düşünüyorsanız farklı alternatif yöntemleri kullanarak tekrar çözümlere başlamanızda fayda var. Kabullenmelerinizi yeniden gözden geçirebilirsiniz veya farklı bir çözüm yöntemlerini kullanabilirsiniz. Veya çözümden geriye doğru gitmek de farklı bir çözüm yöntemidir. Yani şıklardan cevaba ulaşmak gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. Daha az yaygın bir yöntemdir ama bazı durumlarda ihtiyaç olabilir. Bu ders kapsamında da çoğu problemlerin zaten çözümleri var. Ayrıca size derste verdiğim kitap vardı, devre analizi kitabı. O kitap içerisindeki çözümler PDF olarak herkes internette var. Onları da indirip kullanabilirsiniz. Soruları çözmekte size bir fayda sağlayabilir. Gerçek dünyada da size cevaplar önceden verilmeyecektir ama aklınızda istenen sonuç bellidir. Yani biz bu işi yaptığımız zaman, şu cihazı tasarladığımız zaman şu işlemleri yapması gerekiyor. Yapmıyorsa demek ki bir yerde de bir hata yaptık demektir. Burada da geriye dönüp bu şekilde gidebilirsiniz. Yaratıcılık yaklaşımları da başarıyla çözdüğünüz problem tipleriyle paralellik gösterir. Nasıl ilerleyeceğiniz konusunda da sezginiz, içgüdülerinizi kullanarak basitçe problemlere bir şekil kenarlarını değiştirme gibi, süre ekleme gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Peki geliştirdik çözümümüzü test etmemiz gerekir. Elde ettiğiniz çözümün anlamlı olup olmadığını, yani gerçekten işe yarayıp yaramadığını, cihazınızın çalışıp çalışmadığını, cevabınızın genliğinin ya da işte matematiksel olarak düşünürsek, sinyal olarak düşünürsek, genliği mantıklı gözüküyor mu, fiziksel olarak gerçekleştirilebilir mi, problemi alternatif farklı bir yöntemlerle çözmek istesem çözebilir miyim? Böyle yapmak hem kendinizin baştaki cevabınızın doğruluğunuzu test etmeye yarar, hem de farklı çözüm yöntemlerini çeşitli problemlerde verim açısından karşılaştırmanıza yardımcı olur. Yani aynı işi farklı kişiler de yapmış olabilir. Bunların acaba hangisi daha verimli? Bunları düşünebilirsiniz. Gerçek dünyada emniyet açısından kritik tasarımlar da birçok bağımsız yolla denenmelidir. Çözümünüzü kontrol etmede alışkanlık, yani çözümü kontrol etme alışkanlığı kazandığınızda elde ettiğiniz başarı da sizin mühendisliğinizi geliştirmede de yardımcı olacaktır. Bunu ilk başta kullanacağınız yer neresi? Sınavlar. Yaptığınız, çözdüğünüz her bir soruyu tekrar muhakkak geri dönüp, vaktiniz varsa ya tabii, tekrar bir çözün. Ya da cevaplarınızı da kontrol edin. Acaba gerçekten doğru yaptım mı? Hoca kaç tane soru sormuştu? Bazı arkadaşlarımız önlü arkalı sayfalara bakıyor. Ön sayfayı çözmüş, arka sayfayı çözmemiş. Hiç haberi bile yok. Görmemiş arkadaşımız. Başlangıçta kendinize bir stil belirleyin ki bu 5 madde, 6 madde verilenlerin bulunması, istenenler vesaire düşünürseniz sınavda da işte kağıdın önünde arkasında soru var mı? Benden neler isteniyor? Neler verilmesi gerekir? Verilenler nedir? Şeklinde böyle bir strateji geliştirebilirsiniz kendinize. Şimdi bu problemleri çözmeleri bu derste veya diğer herhangi bir problemi için çözmek için tarif olarak hepsini birebir uygulamayabilir. Ancak uygulayabildiğiniz kadar uygulamaya çalışın. Bazen belirli problemleri çözerken bazı adımları atlayabilirsiniz. Sırasını değiştirebilirsiniz. Veya bazılarını tamamen değiştirebilirsiniz. Bu adımlar sizin problemlere göre kendinizin ayarlayabilmeniz için bazı yardımcı maddeler olarak düşünebilirsiniz. Bunlar üzerinden de devam etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi uluslararası bilim sistemlerine geldik ama gidebilir miyiz? Gidecek ne kadar gideriz bakalım bir. Neyse arkadaşlar burada bırakalım, yetişmedi.
Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Sorularınız var mı? Problem çözümü bitti diye not alalım. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Soru kimsede yok herhalde. Tamam, o zaman teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.